Hud suresindeyiz. 49. ayeti okumuştuk. 50'de kalmıştık. Daha önceki 49. ayetten önceki bölümlerde Nuh kıssasından bahsetmişti. Nuh. Şimdi Hud, Ad ve Hud kıssasına geçiyor. Böyle kısa kısa geçmişte yaşamış peygamberlerden ve eski çağlarda yaşamış ve ortadan kalkmış halklardan bahsediyor. Bunu Mekkelilere örnek gösteriyor. Böyle bize tarihte yolculuk yaptırıyor yani. Ve o halkların başlarına neler geldiği ve niye helak oldukları, tarihten çekildikleri anlatılarak toplumsal yükseliş ve çöküşlerde bir değişmez yasa varsa onu göstermeye çalışıyor. Şimdi bu tarihin yasası yani. Tarih felsefesi yapıyor yani, evet. Bu kıssaları anlatırken hep bir tarih felsefesi yapılır. Bu bir epeyce uzun bir tartışmadır. Acaba tabiatta, tabiata hükmeden doğa yasaları olduğu gibi tarihsel toplumların gelip geçmesine rağmen hiç değişmeyen, bütün toplumlara hükmeden bir tarih yasası var mıdır? Tarihin itici gücü nedir? Bu tarih felsefesi deniyor buna. Uzunca bir mevzudur. Mesela üretici güçler yasası diye bir konu var. Bu Hikmet Kıvılcımlı falan bunun üzerine çok durur. Ve Marksist bir tarih felsefesini ifade eder. Yani yeni alet üretenler eski alet üretenleri yener ve geçer. Her yeni alet üretiminde yeni bir açılım olur. Onunla beraber yeni bir toplum oluşur, yeni bir çevre, yeni bir idare, yeni insan ilişkileri, yeni bir kültür, sanat, edebiyat gelişir. Diyelim taşı kullanan insanoğluyla taşı kullanmayanlar farklıdır. Çünkü birisi işte Cilalı Taş Devri uzun binlerce yıl sürmüş. İnsanın kullandığı ilk alet. Bunu kullanmayanlar, kullanmayanlar. Kullananlar hemen öne geçerler. Daha iyi avlanırlar, daha iyi iş yaparlar. Sonra diyelim ateşi kullananlarla kullanmayanlar. Ateşin kullanılmasıyla beraber etin pişirilmesi, yenmesi insanoğlunun genetik şeyini de beynine bile yansır, gıdasına, düşünmesine, bedenine, organlarına. Sonra mızrak yapanla mızrağı yapamayanlar. İşte bir yere duvar örenle suyun önüne orada baraj biriktirip sulama kanallarını kullananlarla bunu kullanamayanlar. Daha gelişmiş silahlar, işte kılıç, kama, bunları kullananlarla daha bunları kullanan at arabası, tekerlek. Bak bunların her biri tarihte bir üretici güçler teorisine göre bir aşamadır. Her bir alet üretildiğinde de yeni bir sıçrama olur ve o yeni alet üretenler öne çıkar. İşte barutun keşfi, kağıtın keşfi, matbaanın keşfi. Şimdi bu tarihe bir bakıştır. Mesela diyelim Hegelist bir bakışla Tanrı'nın tarihteki yürüyüşü olarak görür devletleri. Yani zor kullanmanın tarihteki rolü diye bir kitabı var Engels'in. Hegel de bu yönde fikir beyan ederek demiştir ki en büyük hakem tarihin kendisidir. Yani tarihteki bu savaşta kim haklıydı? Kim yendiyse o haklı. Güç. Yani diyelim birileri bize dese ki, işte Yunanlılar dese ki, buradan çekin gidin, burada daha önce biz yaşıyorduk. Şimdi işte İsrailler Filistinlere diyor ki 3000 sene önce ben buradaydım zaten diyor. Bura benim memleketim zaten diyor. Filistin'e diyor ki sen beni yerimden yurdumdan ediyorsun, işgal ediyorsun burayı. O da diyor ki işgal etmiyorum, 3000 sene önce buradaydım ben zaten diyor. Şimdi böyle bir tarihsel yer iddiası, vatan iddiasına girişildiğinde hiç kimsenin haklı çıkacak bir sebebi yok aslında. Çünkü herkes sonuçta bir yerden bir yere gelmiş. Diyelim Yunanlılara başka biri der ki hayır siz de buraya sonradan geldiniz. Burada daha önce Frigyalılar yaşıyordu. Ondan evvel bilmem şu yaşıyordu, bu yaşıyordu. Kıyamet kadar tarihte yaşamış, tarihte kaybolmuş haklar var. Herkes bir yerden bir yere gitmiş. Sonuçta zaten evrim teorisine göre de Homo sapiens ortaya çıktığında Kenya'da, bugünkü Afrika'da, Kenya'da işte Kenya yarığı denen şöyle bir vadi. O vadiden bütün dünyaya yayıldı. O zaman dünyada zaten kimse yoktu. Dolayısıyla şimdi herkes, hepimizin, bütün milletlerin Kenya yarığına geri gitmemiz lazım. Yani oradan çıkıp yayılmış çünkü. Dolayısıyla bura benim vatanım, buradan sen git. Bura benim ebedi vatanım, bilmem ne. Bunların hepsi sonradan ortaya çıkmıştır. Şu anda da artık biz sonradan ortaya çıkan nesiller olduğumuz için bizim yaşamadığımız dünyada bunlar olup bittiği için artık kimsenin kimseyi bir yerden kovma hakkı yoktur. Herkesin bulunduğu yerde yaşama hakkı vardır. Kimse hemen yanı başındakini asimile etme, katletme, yok etme hakkına sahip değildir. Herkes bulunduğu yerde barış, kardeşlik, eşitlik içerisinde birlikte yaşayacaktır. Bundan başka çözüm yoktur yani. Yani sen bu Anadolu'da yaşıyorsan kardeşim artık Ermeni'yi, Kürt'ü, bilmem Rum'u, gayrimüslimi, şunu bunu yok etme ve buradaki herkesi teklifleştirme, sevdasından vazgeç yani. Bunun sonu gelmez artık. Bu Amerikalılar, Kızılderilileri, şunları bunları, Avrupalılar diğerlerini asimile etmekten vazgeçmelidir. Şimdi bizde şöyle bir edebiyat vardı. Endülüs'e ağıt. Eskiden çok dinlerdik. Geçenlerde YouTube'da bir yerde rastladım. Uzun yıllar sonra tekrar dinledim. Baktım bende hiç bir his uyandırmadı. Ama bundan 30 sene önce Endülüs'e ağıt diye dinlediğim zaman çok etkilenirdim. Endülüs'e ağıt. Şimdi acaba ne oldu da hiç böyle bir tek tüyüm bile diken diken olmadı yani. Ama eskiden böyle acayip etkilenirdim o şiirden. Ha, sonra anladım ki ya bizim şeyimiz değişmiş. Bakış açımız falan değişmiş. Sonra ne değişmiş diye şöyle düşündüm. Sonunda şuna karar verdim. Müslümanlar Endülüs'ü, Endülüs, Müslümanlar oraya Endülüs diyor. Orası İspanya aslında. Endülüs dediği yer İspanya. Şimdi Müslümanlar İspanya'yı fethetti. Bakıyorsun 50 sene sürmüş İspanya'nın tamamının bütün şehirlerin ele geçmesi. 50 yıl sürmüş. Ondan sonra da İspanyollar geri püskürtme ve direniş neydi? Reconquista hareketi başlatmışlar. Bu da 500 yıl sürmüş. 495 yıl sürmüş. Yani Müslümanlar böyle bir anda Endülüs'e girmişler. 50 yılda bütün Endülüs'ün her yerini, yani İspanya'nın her yerini, bütün şehirlerini ele geçirmişler. Onlarla karşı direniş başlatmışlar. Tamamının çıkması, geri çıkması 500 yıl sürmüş. Şimdi bu 500 yıllık geri püskürtmeden sonra Endülüs'te, İspanya'da hiçbir Müslüman izi kalmamış. İşte o okuduğumuz şey buna ağıt yakıyor. Yani Müslümanların İspanya'dan nasıl geri püskürtüldüğünü, nasıl adım adım İspanya'nın terk edildiğini, hiç kimsenin kalmadığını, camilerin, şunların, bunların, kitapların falan yakıldığını söyleyen bir şey. Peki ne işin var senin İspanya'da? Bunu hiç kimse sormuyor. Ama şimdi ben artık bunu soruyorum. Bunu sorduğum için artık beni etkilemiyor yani. Bir de birader ne işin var senin orada? Kaldı ki bu Müslümanlara değil, Emeviler zaten. Endülüs Emevileri deniyor mesela. Adam buradan kaçmış, orayı işgal etmiş. Yani İspanya'ya girip de bütün İspanya'yı ele geçiren Emevilerin bugünkü Irak'taki işitçilerden hiç farkı yok. Şimdi işitçileri serbest bıraksa, kimse onlara karşı çıkmasa bütün Irak'ı ele geçirecekler. Sonra hatta gelip İstanbul'da ele geçirecekler. Şimdi Mehdi'nin İstanbul'dan çıkacağını falan düşünüyorlar. Dergilerinde öyle yazıyorlar. Ha, burada hiç kimse başı açık olarak sokağa falan çıkamayacak. Herkes camiye gitmek zorunda falan filan. Böyle saçma sapan bir yönetim kuracaklar. Dini diktatörlük kuracaklar. Musul'da yaptıklarının aynısını bunlar da yapacaklar. İşte aynen bunlar da öyle. Onlar biraz daha diyelim bunlar kadar olmayabilir ama adam bir uçtan girmiş, öbür taraftan fethetme dediğin şey, elinde kılıçla adam tıkıdık tıkıdık şehirlere giriyor kardeşim, yakıp yakıp gidiyor yani. Karşı koyuna kılıçtan geçiriyor. Ne bu fethi nedir? İşgal bu. O zaman bir de bunu sor, ne işin var senin orada? Niye gidiyorsun oraya? Sonra oradan çıkınca da ağıt yakıyor. Peki eğer adalet duygusuna sahip birisiysen İspanya'ya, Endülüs'e ağıt diye şiir yazacağına bir de git o 50 yıl içerisinde Emevi ahtlarının böyle bir uçtan girip öbür ucuna kadar bütün şehirleri kılıçtan geçirip yağmalayarak gittiği sıradaki orada yaşayan, o evlerde yaşayan insanlara git de bir de sor bakalım. Nedir durum? Acaba onlar nasıl karşıladılar? Gelen atlıları ne düşündüler? Evlerini yakıp yıkılırken babaları, abileri, gençleri öldürüp kadınları tutsak edilirken, cariye yapılırken onlar acaba ne düşündü? Onlar da buna fetih mi diyor yani? Dolayısıyla artık yurtta sulh, dünyada sulh politikası olması gerekir. Bu dünya tarihinin derinlemesine analizinden çıkarılmış bir politik bir sözdür ve çok büyük bir sözdür. Yani demek istiyorum ki kardeşim herkes yerinde otursun. Böyle bir yere işgal ederek bir yere varamazsınız yani. Amerika'da Irak'tan şuradan buradan çekilsin gitsin memleketine. Orada kendi halkını mutlu etsin. Sömürüyü ortadan kaldırsın. Artık böyle birbirimizle kanlı bıçaklı ormanın bir anlamı. Halklar barış içinde bir arada yaşasın. İşte geçen Hatay'a gittim. İşte 2011'den bu yana işlerimiz bozuldu. Ama böyle baktım böyle orta sınıfın güçlü olduğu bir şehir yani böyle çatır çatır kitap alıyorlar böyle. Bir kişi bile şu kitaplar şu kadar indirim yap falan diye sormuyor yani. Hemen anlaşılıyor nasıl bir okuyucu kitlesiyle karşı karşıya olduğunu, fiyatın kaç lira olduğunu bile sormuyor. Hafiften tefsirin pahalı olmasından rahatsız bile olmuyor. Üzeri fiyatına satılmasına hiç aldırış bile etmiyor. Ama diğer yerlerde öyle değil. Ya yani oradan fiyat soruyor göre bana hocam bu biraz şey ya biraz indirim yapsam falan diye. Ama böyle bastırıp alıyorlar. Allah Allah dedim ya burada bir şey var. Sonra baktım ki böyle bir orta sınıf güçlü, çok iyi kitap okuyor. Suriye'yle ticaret yapıyor, Lübnan'la ticaret yapıyor, Suudi Arabistan'la ticaret yapıyor. Böyle bir çok zengin değil de böyle orta sınıfın üstünde hepsinin böyle arabası var. Şakır şakır yağmur yağıyor. Ve konuştuğumuz çadır hınca hınç dolu. Buraya metro var mı? Metro yok. Belediye otobüsü var mı? Yok. Nasıl geldi bunlar buraya? Hepsi arabasıyla gelmiş. Ha, burada başka bir şey var. Tek sebebi şeye yakın olması ve Arap dünyasıyla içli dışlı ticaret yapıyor olmaları. 2011'de de daha işleri bozulduğu halde böyle. Sınırlar açılsa, savaş olmasa, buradan oraya, oradan buraya gitme gelme olsa, yani orası Arabistan, burası Türkiye, orası Kürdistan olsa, fakat hepsinde sınırlar açık olsa ve insanlar birbirleriyle ticaret yapsa, Kürt buraya gelse, Türk oraya gitse, Arap buraya gelse, İran'ın öbür tarafa gitse ne kadar muazzam bir canlılık olacak. Herkesin işine yarayacak. Herkes güçlenecek. Ama böyle aman burada hayli devlet kuramazsın. Burada sınır var. Burası senin, şurası benim. Buradan bu tarafa geçemezsin, oradan o tarafa geçemezsin. O zaman ne oluyor? Herkes zayıflıyor. Dolayısıyla artık insanlar korumaya giriyor. Benim oram ülkemi işgal edecek diye düşünüyor. Oradan bir şehri kendine kattığı zaman onu fetih olarak görüyor. Ya fetihçiliği falan bırakın kardeşim. Bu işler iş değil. Evet. Şimdi bu giriş olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi Hud kıssası eski çağlarda yaşamış bir Arap halkıdır. Ondan bahsedecek. Bakalım ne gibi tarihin yükseliş ve çöküş yasalarını önümüze sürecek. Laf oradan açılmıştı. İbn Haldun milletlerin, halkların yükseliş ve çöküş yasaları olduğu kanaatindedir. Mesela Marx da öyledir. Aristo da öyledir. Yani toplumsal yasalar, doğa yasaları gibi toplumun da yasaları vardır. O yasaları bildiğin an o toplumu yönlendirme ve dönüştürme gücüne de sahip olursun derler. Mesela Karl Popper, Açık Toplum ve Düşmanlar diye bir kitabı var. Orada bu tarihin yükseliş ve çöküş yasaları olduğu iddiasını reddeder. Toplumlarda da doğa gibi yasalar yoktur. Her tarihte, her toplumun ayrı ayrı uyduğu kurallar vardır. Hepsi tarihseldir. Yani geçmişte yaşamış toplumlar kendi şartlarının ürünüdür. Biz de kendi şartlarının ürünüyüz. Onları da bizi de etkileyen ve yönlendiren bir tarihin ana bir yasası yoktur der ve hem Marksizmi de hem büyük dinleri de, Hristiyanlığı da, Müslümanlığı da aynı kefeye koyarak büyük üst anlatılar der ve büyük üst anlatılar çağı artık bitmiştir filan der. Peygamberle Marks'ı aynı kefeye koyar. İbn Haldun da buraya dahildir. Çünkü o da tarihin bir yasası olduğunu iddia ediyor. Her şeyi bir yasaya indirip onunla açıklıyor. Mesela Hadari Bedevi kuramı. İşte tarih göçebelerle yerleşiklerin savaşımından ibarettir diyor İbn Haldun. Bu tarihin yasasıdır diyor. Yani yerleşik olanlar, üretim araçlarına sahip olanlarla üretim araçlarına sahip olmayanlar birbirine savaşır. Bu her yerde geçerlidir diyor. Bu daha sonra Marksist literatürde burjuvazi ve proletarya diye ifade ediliyor. Aslında asıl kaynağı orası. Şimdi Kur'an'da da bu tür kıssalarda bize yükselişin ve çöküşün bir yasası olduğu söylenir. Yani tarih yasasız işlemiyor şeyine katılmaz. Kur'an'da da Allah'ın yasaları vardır ve buna uyanlar yükselir, buna uymayanlar helak olur. Geçmişte de örnekleri şunlar şunlardır demek ister. Şimdi buradan bir Hud örneği verecek bize. Ve ila adin ekahum huda. Ad'a kardeşleri Hud'u gönderdi. Ad kavmine Hud peygamber gitti. Kardeşleri diyor bak. Dikkat edersen ehahum. Onların içinden kardeşleri, Ad'ın içinden kardeşleri Hud. Onlara gönder. Onlara vahiy gönderdi. Şu ilah yukarıda söylemişti. İşte Nuh'a vahiy etti. Veya Nuh'u elçi olarak seçti. Şimdi de Hud'u elçi olarak seçti. Ya kavmi, ey halkım, ey kavmim. Daha doğrusu ya kavmi derken geçen söylemiştim, tekrar hatırlatalım. Ey kavmin ileri gelenleri demektir bu. Ey kavmin ileri gelenleri anlamındadır. Fakat o ileri gelenleri şeyi düşmüştür, hasfedilmiştir. Mele-i kavm diye geçer birçok yerde. Yani kavme ileri gelenleri anlamındadır. İ'budullah, Allah'a ibadet edin. Mâ lekum min ilahin gayruhu. Sizin için onun gayrında ilah yoktur. Min dunillah tabiri geçer. Birçok yerde burada gördüğünüz gibi de min ilahin gayruhu. Onun gayrında, onun dışında, ondan başka anlamına gelir. Şirk anlatılırken de daha çok onun altında anlamında min dunillah tabiri kullanılır. Ey kavmin ileri gelenleri, Allah'a ibadet edin. Sizin onun dışında bir ilahınız yoktur. Buradaki ilah kelimesi de içtenlikle yönelerek bağlanacağınız bir otorite olarak göreceğiniz bir şey yoktur. Buna layık olan tek merci Allah'tır anlamında söylüyor. İn entüm illa mufterun. Eğer siz mufterun, bunu böyle inanmazsanız yalancı, iftira etmiş olursunuz. Eğer Allah'tan başka bir ilah olduğunu ve Allah'tan başka birisine ibadet edilmesi gerektiğini, edilebileceğini söylediğiniz an birer müfteri, Allah'a iftira etmiş olursunuz. Allah'tan başka bir ilah var, onları da yardımcısı seçmiş diye ona iftirada bulunmuş olursunuz. Çünkü Allah otoriteyi kimseyle paylaşmaz. Yardımcı ilahlar, melekler, aracı varlıklar, veliler onun ilahlığının bir parçası olamaz. Eğer onlar da bir parçasıdır, Allah'tan bize bir bilgi aktarırlar, Allah'la aramızda bir aracı olabilirler derseniz Allah'a iftira etmiş olursunuz diyor. Allah'ın, Kur'an'ın iftira dediği şey de Allah'ta olmayan bir şeyin ona sanki varmış gibi isnat edilmesidir. Ya kavmi, ey kavmin ileri gelenleri, la es'elukum, sizden istemiyorum, aleyhi ecra, herhangi bir ücret, sizin üzerinize herhangi bir ücret yazıp Allah'tan getirdiğim bu şeyler karşılığında bana şu kadar ücret vereceksiniz demiyorum. Yani bir maddi bir karşılık beklemiyorum. Sadece Allah'ın elçiliğini yapıyorum ve bu elçilik karşılığında herhangi bir maddi talepte, menfaatte, çıkarda bulunmuyorum. Hiçbir şey de istemiyorum. Bu peygamberlere çok sık söylediği bir şeydir. Ve bir kişinin veya peygamberler geçtiğine göre bir söylemin peygamberi olup olmadığının da o ölçülerinden bir tanesi de budur. Yani namaz kıldırdığı için, insanlara hitap ettiği için, ders verdiği için gelirim oraya konuşurum ama bana şu kadar vereceksiniz filan, bunların hiçbirisi Kur'an söylemine uymaz. Veya bağış toplama, din söyleminde bulunuyor ve insanlardan bağış kabul ediyor. Peygamber kendisine zekat verilmeyi yasaklamış. Kendisiyle beraber Haşimoğullarına, kendi kabilesine, aşiretine de zekat vermeyi yasaklamış. Peygamberin kendisini bırak, onun kabilesine zekat vermek yasaktır. Yani bir şey kabul etmeleri, ücret kabul etmeleri, para almaları, bağış toplamaları kesinlikle yasaktır. Bunu niye yapıyor? Çünkü yapılan işin karşılığında iş paraya dönüşmüş oluyor, menfaate dönüşmüş oluyor. Bir faaliyet yürütüyorsun, faaliyetin sonucunda bakıyorsun adam köşeye dönmüş. Yani bir insanın ne için çalıştığı, asıl maksadının ne olduğu İlk yıllarda belki belli olmayabilir ama aradan yıllar geçtikten sonra bunun artık belli olması lazım. Mesela örneğin ben kendim, nereden baksanız 1975 yılında ortaokuldayken Milli İttifak Talebe Birliği'ne, Akıncılar Derneği'ni, yani dini kuruluşlara gelip gitmeye başlamışım. ...1985 yılından itibaren de insanlara hitaben konuşmaya başlamışım. Yani 15 yaşında dini teşkilatlara gelip gitmeye başlamışım. 25 yaşında da insanların karşısına geçip konuşmaya başlamışım. 85. İlk verdiğim konferanslar falan 85'ti. Düğünlerde falan konuşurdum. 85, 2015 kaç ediyor? 32. 2 yıl daha 2017, 35 sene. 2017'ye kadar. Ha, 2017, 32 mi ediyor? Evet. Ha, 32 senedir ben insanlara konuşuyorum arkadaşlar. Konuştuklarım, yazdıklarım bazıları da kitap oluyor. Şimdi bu 32 yıl içerisinde birisi dese ki bu adam hep din anlatmış, hep Kur'an anlatmış, başka bir işte uğraşmamış. Peki neyi var? Bunun karşılığında neyi var yani? Ücret talebinde bulunmuş mu ve ücret olarak, maddi olarak neyi var yani? Ücret, buradaki şey maddi ücrettir. Diyelim işte binlerce kişi seni seviyor. Bu ücret değildir. Şu kadar kişi seni tanıyor. Bu ücret değildir. Buradaki ücret, şuradaki ecir. Ücret bildiğin paradır yani. Tarla, bağ, bahçe, para, maddi güç. Ha, buna baktığın zaman ben ne için çalıştım kabak gibi ortaya çıkar ya. Hiç düşünmeye bile gerek yok. Bir kedim bile yok şu anda. Resmi olarak da bunu mahkemeye beyan etmişim. Mahkeme beni mal beyanında bulunmamı istedi. Cumhurbaşkanı hakaretten dolayı dava açtılar. Tazminat davası olduğu için mal beyanında bulunmam gerekiyordu. Çünkü ceza davası değil. Önce bir bakalım neyi var neyi yok ki ona göre bir ceza yazacak. 50.000 liralık dava açtı. Yani benden 50.000 lira istedi. Bu gezi olaylarında kendisine hakaret ettiğim gerekçesiyle. Mahkeme neyse açıldı. Mal beyanında bulundum. Şunun var mı, bunun var mı? Böyle bir form doldurdum. Evim var mı, arabam var mı? Bankada param var mı? Bu işte en yakınlarının evi var mı? Babanın evi var mı? Şey var mı? Şu var mı? Var mı? Böyle mal beyanında bulundum. Adama dedim ki ya bak 10 tane madde yazmışsın. Yok, yok, evet, hayır. Evet, hayır yazıyor. Ben hayır, yok, yok, yok. Altına dedim ki bir kelim bile yok yaz dedim. Öyle diyor dedim. O adam da güldü. Yok, hakikaten yaz bunu dedim. Evet, bir kelim bile yok dedi. İşte Alman ifadesinde. Onu da yazdırdım oraya. Onu dedim kim okuyacaksa okusun. Dolayısıyla neyse ceza davası açtılar. 48.000 lirası düştü. Çünkü mahkeme kağıdında öyle yazıyor. Açılan 50.000 liralık ceza davasının 48.000 lirasının gerekli olmadığına ancak 2.000 lirasının hak ettiğine dair ceza verdi. Dolayısıyla 2.000 lirada avukat parası 4.000 lira. O aslında hala duruyor. 4.000 lirayı da ödemiş değilim. Ondan sonra işte affedeceğim falan filan bir sürü şeyler söyledi. Onun gibi böyle 3-4 tane daha dava var. Şimdi demek istediğim şu, bir insanın 32 yılda, 30 yılda anlata ne yapmaya çalıştığı. Çünkü varlık, zenginlik saklanabilir bir şey değildir. Çünkü zenginliğin tabiatında onu göstermek vardır. Yani gider ev alırsın, pahalı araba alırsın, bilmem giyinirsin falan, gösterirsin yani, göstermeden edemezsin. Eninde sonunda bir şekilde bu ortaya çıkar. Bu 30 senede şu az buz bir süre değil yani. Yani bir insan eğer 30 senede bunu yapmadıysa bundan sonra artık ondan öyle bir şey beklenemez. Şimdi peygamberlerin de en önemli şeyi işte budur. Bir ücret istememeleridir. İn ecriye illa alellezî fetarani. Benim ücretim beni yaratana aittir. Ben ücretimi beni yaratandan alırım. Yani benim ücretimi Allah verir. Ben sizden herhangi bir ücret falan istemiyorum. Diyor. Efelâ ta'kilûn. Akletmeyecek misiniz? Düşünmüyor musunuz? Ya kavmi. Bakın üçüncü ya kavmi. Üçüncü oldu değil mi? Ya kavmi, ya kavmi, ya kavmi. Ey halkın ileri gelenleri diye nasihatları devam ediyor. Önce peygamberin yani Hud'un kavmin ileri gelenlerine ne dediğini. Önce temel mesajı söyledi. Allah'tan başka ilah yoktur, ona ibadet edin dedi. Bunun için herhangi bir ücret istemiyorum dedi. Şimdi de estağfiru Rabbikum, Rabbinize bağışlanma dileyin. Sümme tubu ileyhi, ona tövbe edin. Yursülü sema'u aleykum, ve size yükselsin. Midraren ve yezidkum kuvveten ila kuvvetikum, gücünüze güç katarak artırsın ve sizin derecelerinizi yükseltsin. Ne yaptığı takdirde istiğfar, bağışlanma dileyip tövbe ederseniz, bu gittiğiniz yoldan geri dönerseniz ve sadece ona ibadet eder ve ondan başka herhangi bir ilah kabul etmezseniz gücünüze güç kalsın diyor, bakın. Ve yezidkum, sizi ziyade eder, artırır. Kuvvete ila kuvvetikum, kuvvetinize kuvvet ziyade eder. Kuvvetinize kuvvet katar. Gücünüze güç katarak sizi yükseltir, yüceltir. Ve la tetevellelu ve la tetevellev mucrimin, ve mücrimlerden olmayın. Suçlulara yönelmeyin. Suçlularla birlikte hareket etmeyin. Suçluların yaptıkları suçu sanki suç değilmiş gibi görüp onlarla birlikte olmayın. Onların yanında yer almayın. Onları meşrulaştırmayın. Suç dediği de mucrimin, Kur'an-ı Kerim'de temel insanlık değerlerinin ihlal edilmesidir. Mesela öldürmeler oluyor, ses etmiyorsun. Çalmalar oluyor, ses etmiyorsun. İftiralar atılıyor, ses etmiyorsun. Gasplar, tacizler, tecavüzler oluyor, ses etmiyorsun. O zaman meşrulaşmış oluyor. Onlarla beraber hareket etmiş oluyorsun. Sen de bu suçu yapmış gibi oluyorsun. Hud diyor ki bunları meşrulaştırmayın. Suçlulara arka çıkmayın. Onları korumayın, kollamayın. Onu sessiz kalmak suretiyle tasvip etmeyin. Bir toplumda birileri suç işler, diğerleri de ona sessiz kalır. Hatta onu desteklerse, bunun suç olmadığını varsayarak, onlar da ona iştirak etmiş gibi olur. Mücrimin, temel insanlık değerlerine dayalı suçların işlenmesi anlamına geliyor. Kalu, dediler ki şimdi söz onlara geçti. Bakın onlar ne diyor. Kalu, dediler ki ya Hud, ey Hud, ma ci'tena beyinet, bize getirmedin. Ma ci'tena, getirmedin. Beyinetin, mucize. Buradaki beyine kelimesi kanıt demek. Yani senin Allah'ın peygamberi olduğuna dair, bu sözleri Allah'tan getirdiğine dair herhangi bir beyine, apaçık mucize, kanıt, karşı konulmaz bir bizi aciz bırakan bir şey getirmedin. Bu beyine kelimesi aynı zamanda Kur'an'da ayet kelimesi de kullanılır. O da mucize demektir. Yani sıradan bir şey değil, karşı konulmaz bir şey göstermen lazım. İşte ayı yarman lazım, melekleri karşımıza getirmen lazım, Allah'ı bize göstermen lazım, yerden pınar fışkırtman lazım, bir kap hurmayla 5000 kişiyi doyurman lazım, hastalıkları iyileştirmen lazım. elini sürdüğün zaman adamın kamburu böyle düzelmesi lazım. Tükürdüğün zaman böyle insanların çıbanları, irinleri iyileşmesi lazım. Böyle şeyler bekliyor. Buna beyine deniyor. Böyle bir şey getirmedim bize diyor. Çünkü eski çağlarda halklar kurtuluş vaatlerinde bulunan büyük söylemlere karşı beyine ve ayet, yani mucize talebinde bulunurlardı. Eğer bunlardan birisini göstermezsen halk senin peşine düşmezdi. Bu nedenle de sahtekarlık türemişti. Adam mesela anlatıyor, kimse dinlemiyor. İki şey var dinlenmen için: maddi ve manevi güç. Maddi güç, paran olması lazım senin dinlemeler için. Manevi güçte paran olmasa bile mucize göstermen lazım ki seni dinlesinler. Peygamberlerden tarih boyunca daima bu ikisi istenmiş ve peygamberler de daima bu ikisini sürekli olarak reddetmişler. Peygamberler diyorlar ki zengin değilsin ve bize bir mucize getirmedin. Peygamberler ne zengin ne de bir mucizeleri var. Buna rağmen onlara sözlü beyanda bulunuyorlar ve karşılığında da hiçbir şey istemiyorlar. Bak, bütün mevzu bu. Şimdi bunlar da diyor ki وَمَا جِئْتَنَا بَيِّنَةٍ, bize bir beyine, apaçık bir kanıt getirmedin. وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا an kavlike, senin sözünden dolayı, an kavlike, senin bir sözünden dolayı, alihetina, ilahlarımızı bitariki, terk edemeyiz. Ve ma nahnu bitariki alihetina an kavlike, senin bir sözünden dolayı kalkıp biz ilahlarımızı terk edemeyiz. Ve sen bize bir mucize getirmedin. İnandırıcı hiçbir şey yok. Bakın burada onlar da ne diyor? Alihetina, ilahlarımız diyor. Burada ilahlarımız dedikleri de liderleri. Diri veya ölmüş liderlerimizi terk edemeyiz. Onların peşini bırakamayız. İlahlar eğer kabirlerdeyse mezarlara gidiyorlar. Yok kabirlerde değillerse işte saraylarda, şurada burada oturuyor onların liderleri. Onların etrafında fı dönüyorlar. Onların uğruna savaşıyorlar. O da onların ilahları oluyor. Yaşayan veya ölmüş olan ilahlarımızı senin bir sözüne terk edemeyiz. Sana inanamayız. Çünkü sen bize de bir mucize getirmedin. Nasıl inanacağız sana? Şuradan çıkmış birisi diyor ki ben Allah'ın Resulüyüm. Size Allah'ın sözlerine getirdim. Nasıl inanacağız? Para da yok. Zengin de değil. Herhangi bir ücret falan da istemiyor. Bir hokus pokus bir şey de yapmıyor. Nasıl inanacağız yani? Bir de üstelik binlerce yıl öncesi Güney Arabistan'da, yani aşağı Arabistan'da, Yemen'e doğru giden yerlerde yaşamış eski çağın kavimleri bunlar. O çağlarda bugünkü gibi değil. Bugün mesela bilim, ilim falan güç sayılabilir ama orada bunların hiçbiri geçerli değil. Sığır sürülerin, kölelerin, cariyelerin, kadınların, tarlaların, bağların, bahçelerin olacak. Veya altın ve gümüşün olacak. Yahut da okus fokus yapacaksın. Bu ikisi olmadıkça kimse seni dinlemez. Peygamberlerde bu ikisi de yok. Ta o çağlarda bak. Bırakın şimdi. Şimdi şöyle bir görüş yanlış arkadaşlar. Peygamberler halklarına mucizelerle gelmiştir. Her bir peygamberin ayrı bir o günkü çağa göre mucizesi olmuştur. Mesela işte tıbbın çok gelişmiş olduğu bir çağda İsa gelerek ölüleri iyileştirmiş, hastaları iyileştirmiş falan, tıbbi mucizeler yapmış. Ondan sonra böyle kimyevi şeylerin gelişkin olduğu bir zamanda Musa girerek yılanı sopayı yılan yapmış. İşte edebiyatın, şiirin çok gelişkin olduğu bir çağda Hazreti Muhammed girerek bir şiir harikası Kur'an'ı getirmiş. Bu da onunla onlara meydan okumuş. Bunların hepsi şehir efsanesinde külliyen aslı yoktur. Uydurmadır. Nerede İsa zamanında tıp gelişmiş? Filistin'de yaşıyor. Filistin Roma'nın bir eyaleti. Bildiğin Orta Doğu'da bir kasaba işte, Filistin'de. İsa şifacıydı. Aile ocağı olarak şifacı bir aileden geliyordu. O zaman insanlar bazı kişilerden kurtuluş beklerlerdi. Giderler zenginlerden para isterlerdi. Giderler işte yaşlılara bizim derdimizi çöz derlerdi. İşte evlenemeyenler gider birinden evlenme isterlerdi. Bizi, halimizi, vaktimizi biliyorsun, bize işimizi çöz diye. Yoksullar, fakirler giderler böyle güvenilir oldukları bir şeyi ayarlayacağını, bulacağını zannettikleri insanlardan para isterlerdi. Yani birazcık böyle ortalıkta iş beceren, lafı sözü dinlenen biri varsa onun etrafında bir sürü muhtaç toplanırdı. Bunların kimisi maddi anlamda muhtaç, kimisi fiziki anlamda, kimi hasta, kimi sağlıksız olurdu. Dolayısıyla İsa'nın ocağı da, ailesi de böyle idi ve bu yoldan gelerek hem anne babasından, bulunduğu çevreden, etrafta bulunan şeylerden böyle bitkiler, bitkisel tedavi yöntemleriyle ilgili bilgisi vardı. Hani öyle olur ya, eski çağda böyle elden ele geçir. Mesela şey var. Benim dedem mesela çıkıkçı. O babama el vermiş. Babam da bana el vermiş idi. O seni tanıyanlar arasında işte diyelim bir aşiret, bir kabilenin içindeysen herkes bunu bilir. Ve bir kolum oluşuyor, hemen oraya gelir. O da onu şöyle bir çeker falan, onun şeyi yerine getirir. Onun ilmi ona aittir. Başkası yapamaz onu. Sadece o yapar. Böyle ocaklar vardır şeyde. Sağlıkla böyle babadan oğula geçer. Ama onun ilmini söyler. Değil mi? Böyle yapacaksın falan der. Orada bir manevi bir şey olduğu zannedilir ve insanlar ona gelir. Gereken de hediyeler getirir falan filan. İnsan Zekeriya ailesi, İmran ailesi de böyleydi. Diğer bir çıkışçılık yapıyorsa birisine ot veriyor, birine ilaç veriyor. Sana şunu içmen lazım falan diyor. Onlar işte daha sonra mitleşte peygamber oldu ortaya çıkınca İsa'nın böyle kambur olan birisine elini sürüyor mesela. Allah'ın izniyle doğrul ey falan diyor. O da daha böyle doğruluyor. Bunun filmini çekiyorlar. Filmleri de çok harika oluyor yani. Hele son zamanlarda gelişmiş olan animasyon şeylerinde böyle kambur bir kadın yapıyor. Eline şöyle dolduğu zaman filmde o kadar inandırıcı ki işte dimdik oluyor. Film olarak ama. Bilgisayarın başına oturuyorlar. Harika. Ya bunlar film ha, film. Hiçbirinin aslı yok. Film bunlar. Filmde çok güzel görünüyor. Ama aslı yok. Bu abartıdır. İsa'nın şifacılığı olmuş, mucizevi tedaviler yapıyordu. Bunlarla mucizeleri gösteriyordu. Ya dönüşmüş. İşte Musa'nın bir küçük bilgisi onun işte asayı ilan yapıyordu filan. Allah'ın mucizesi. Şimdi böyle şeyler yok. Bunların hiçbirisi yok. İşte apaçık beyine istiyorlar ve bakın devamını dinleyelim ne diyecek şimdi. Ve ma nahnu leke bi mu'minin, ve biz sana inanmayacağız. Ne istiyor? Beyine istiyor. Eğer buradaki beyine söze dayalı ayetler ise niye bize beyine getirmedin diyor. İşte getirdi işte. Demek ki beyine bunlar değil. Bunlar da aslında beyine. Çünkü beyine beyana dayalı kanıt demektir. Ayatun beyinat. Biz peygamberlere ayatun beyinat, yani açıklama yapmaya, beyan etmeye dayalı apaçık kanıtlarla gönderdik. Başka da bir şey vermedik der Kur'an-ı Kerim. Ama burada diyor ki ci'tena bi beyinetin, beyine getirmedin. Mucize getirmedin demek istiyor. O nedenle de sana inanmayacağız diyor. Senin getirdiklerin bir takım laflar. Bunlar bir takım sözlerdir. Bu sözlere inanamayız. diyorlar. Evet, indiriyorsun aşağıya. İn tekulu illa i'terake bazı alihetina bir su'in. Eğer in nekulu diyoruz, eğer diyorsak seni kaçtı o, bir dakika. Oradaki şeyi hatırlayamadım. Ha, evet. İnne kulu illa. Ancak şunu deriz. İnne kulu illa. Ancak şöyle söyleriz. Yani senin bu söylediğin sözler karşısında mucize istiyoruz, getirmiyorsun. Bir takım sözler söylüyorsun. Şu suçları işlemeyin falan diyorsun. Allah'a ibadet edin, Allah'tan başka ilahları terk edin falan diyorsun. Bu, senin bu sözlerin karşısında innekûlu illa, ancak yalnızca şöyle deriz. İ'terâke bazı âlihatina bisu'in, bazı kimi ilahlarımız bazı alihetina, kimi ilahlarımız bir kötülükle seni tanıştırmış. Yani buna Türkçe'de ne diyoruz? Bizim bazı ilahlarımız seni çarpmış galiba. Çarpmış yani. Sana kötülüğü getirmiş, sana tanıştırmış. Kötülüğü isabet etmiş. Yani bizim bazı ilahlarımız seni çarpmış galiba. Onun için böyle konuşuyorsun. Bazı ilahlarımız dediği de geçmişte yaşamış, ölmüş liderleri veya şu anda yaşayan liderleri, demek ki seni çarpmış yani, kafayı yemiş vaziyettesin. Ondan dolayı böyle şeyler söylüyorsun. Hani bu şuna benziyor. Şimdi diyelim birisi tarikatçıların şeyhleri hakkında ileri geri konuşuyor. Mezara gidiyorsunuz, bu şirk falan diyor. Hani böyle konuşan falan var, hocalar var ya. Zaman zaman biz de öyle söylüyoruz. Ama ben öyle fazla yüklenmiyorum. Böyle garibanlara fazla yüklenmiyorum. Yani şirke düşse bile bakıyorum, eğer yoksulsa ona fazla yüklenmiyorum. Diyelim türbelere giden garibanlar mesela gidiyor. Oraya anahtar bırakıyor. Gidiyor oraya çaput bırakıyor, saç bağı bırakıyor, işte koca istiyor, para istiyor, ev istiyor. Şimdi ben onlara türbelere gitmeyin, Ankara'ya gidin, orada bir saray var, onun etrafına çaputları sarın diyorum. Şimdi bu Ramazan'ın girişini de her vesileyle bir yolunu bulup bu çağrı yapıyorum. Kimse dinlemiyor ama bir de dediğimi dinleseler aslında Türkiye'de alt üstüne gelir. Düşünsenize, Ramazan'ın ilk haftası içerisinde tüm Alevi cemevlerinde ve tüm Sünni camilerinde insanlar akın akın nereye gidiyor? Türbelere gidiyor. Özellikle Telli Baba Türbesi, bilmem Yuşa Tepesi falan filan. İstanbul'da özellikle milyonlarca kişi, bırakın binlerceyi. Alevilerin ve Sünnilerin ittifak ettiği yegane konulardan bir tanesi de bu. Bir diğeri de kurban. Alevi cemevlerin etrafı da, camilerin etrafı da kandan geçilmiyor kardeşim. Peki ya bir Alevi Sünni madem burada birleşiyorsunuz, size bir yol gösteriyoruz ya, bir de bizim dediğimiz dışında. Yani bu çabutları götürün Ankara'daki sarayın etrafındaki demir parmaklarına bağlayın, cüzdanları oraya bırakın. Bir insan deryası gibi sarayın etrafını sarın. 1 milyon kişinin oraya gittiğini düşünsene Ramazan ilk haftasında, ilk cumasında, mübarek cumasında. Bağlamasına izin verirler mi hocam? Ha? Tamam, o çabut oraya bağlı koysun o zaman, cüzdanları bıraksın, işte çabutları falan bırakıyorlar ya. Ne? Yaklaştırırlar mı? Ya 1 milyon kişi gidiyorsa ne yapacak? Ziyarete gidiyoruz ya. Ramazan'ın ilk mübarek cumasında namazı orada kılacağız. Sarayın camisinde. Milletin sarayı değil miydi burası? Aa, millet işte. Hem de Alevisi hem de Sünnisi. Hep beraber gelmişler. Daha ne istiyorsunuz? Hocam dağılın. Siz başka camiye, başka camiye girerler. Aynı camiye sokmazlar. Ya 1 milyon kişi böyle bir hareket etsin, onu hiçbir güç durduramaz. Ordu da durduramaz. Ordu durduramaz. İş bitmiş demek zaten benim bildiğim olursa. 1 milyon kişi çabuk bağlamaya Ankara'ya yürürse iş bitmiş demektir. Zamanla o da olacak. 100 bin kişi bile olsun. Şimdi bu ne oluyor? İşte bilinçsizlikten kaynaklanıyor. Çaresiz insanlar gidiyor oradan böyle işte koca istiyor, para istiyor. Şimdi onlar aleyhinde konuşanlara deniyor ki mesela bazen sen diyor işte bizim şeyhimizin aleyhine konuşmuştun, bak seni çarptı. Bir keresinde televizyonda dedim ki ya bu cinler neredeymiş dedim. Şu anda işte eğer cinlerimize süre onun üstüne salar bilmem ne falan öyle diyorlar ya, hocaların çoğunu öyle kandırıyorlar. Ben dedim ki öyle diyenlere buradan seslenirim. Aha burada ekran burada. Şu anda beni kim dinliyorsa meydan okuyorum. Öyle bir cin yoktur. Varsa hemen şimdi buraya göndersin onu. Şu anda beni hemen göndersin. Yamutsun beni böyle şak diye ağzımı yamutsun. Hadi bekliyorum dedim. Böyle 30 saniye bekledim. Bir şey yok. Şimdi tam da o esnada mesela falan diye bir öksürsen tamam mı? Ya elektrik gitsemez, bir şey olsa yani o olağan dışı bir şey olsa hemen de ha bak işte gördüm bak çarptı. Veya bu böyle laflar edenler hastalansa, yatağa düşse, ya normal insani haller, şuradan gidiyorsun ayağını tökezledi, merdivenden düştün, bak ha cin çarptı gördün bak bizim şeyimize dil uzatmış zaten. Bu da aynen böyle işte. Tuhaf bir söz ve ayette onun için anlamadım öyle ya ne diyor bu filan dedim. Şey demedim, çıkaramadım ama diyor ki bazı ilahlarımız seni kötülükle tevake, yani seni galiba kötülük ona çarpmış yani. Sen öyle bir laf ediyorsun ki buna ancak böyle çarpılmış birisi bu laflar eder yani. Mucize istiyoruz, gelmiyorsun, getirmiyorsun. Bir de bunlara dil uzatıyorsun. Onlara bizim ibadet etmekle, daha hepsi tabi burada geçmiyor. Başka yerlerde onlara şirk koşuyorsunuz, Allah'tan başka onlara tapıyorsunuz falan gibi suçlamalarda bulununca ona böyle söylüyorlar. Çarpmış galiba diyorlar. Kale dedi ki inni muhakkak ki ben uşhidullâhe Allah'ı şahit tutuyorum. Benim bu söylediklerime Allah'ı şahit tutuyorum. Ve eşhedû enni bey'un ve eşhedû şahit olunuz ki şahit olunuz ki enni muhakkak ki ben beri'un mimma tuşrekûn sizin şirk koştuklarınızdan uzağım, beriyim. Ben de tanık olunuz, şahit olunuz ki sizin bu şirk koştuklarınız, yani tapındığınız önderlerinizden, liderlerinizden ölmüş veyahut da şu anda yaşayan hepsinden beriyim. Uzağım. Ben de onları kabul etmiyorum. Min dunihi Allah'ından başka veya Allah'ın altında fekiduni cemiyan hepsini reddediyorum. Bunların hiçbirini kabul etmiyorum. Sümme la tunzirune sonra bekleyin. Yani aramızda ne olacağını hep beraber göreceğiz. Siz madem öyle söylüyorsunuz, benim dediklerimi kabul etmiyorsunuz, ben de o zaman bunların hiçbirini tanımıyorum. Reddediyorum diye bir meydan okuma sergiledi. İnni muhakkak ki ben tevekkeltu alallahi Allah'a tevekkül ettim. Yani ben Allah'ı vekil tutuyorum. Tevekkül etmek Allah'a vekil tutmak demektir. Onlar ne yapıyor peki? Bu söz yukarıdakilerine karşı söyleniyor. Çünkü onlar Allah ile aralarına vekil koyuyorlar. Önce liderlerine gidiyorlar. O liderleri onu Allah'a götürüyor. Liderleri yani velileri, şeyhleri, şıkları Allah ile aralarına girip onların dualarını ve taleplerini Allah'a ulaştırmada vekillik taslıyor. Kur'an-ı Kerim peygambere sen vekil değilsin diyor. Allah ile insanlar arasında herhangi bir vekil yoktur diyor. Kur'an vekalet kurumuna hiç iyi bakmıyor. Yani gözünü kırpmadan milletvekili olanlar çok düşüncesizdir. Ne büyük bir sorumluluğu üstüne aldıklarının farkında değildirler. Vekillik çok tehlikelidir arkadaşlar. Hele hele dini anlamda Allah ile kul arasına girmek. Sen önce bana gel. Çünkü bu direkt sömürü kurumu oluyor. Sömürü. Görünmeyen bir Allah var. Ben Allah'ı temsil ediyorum. Onun vekiliyim. Ve siz de Allah'a arz edeceğiniz her şeyi bana getiriyorsunuz. Ben de diyorum ki tamam bunu Allah'a ulaştıracağım. Sonra bildiririm sana diyorum. Sonra diyorum ki Allah'a ulaştırdım. Günahların bağışlanması kabul edildi. Bak, vekillik, aracılık bu çok tehlikelidir. Sömürünün tam göbeği burası. O nedenle diyor ki inni tevekkeltü. Ben Allah'a tevekkül ettim. Allah. Her türlü vekalet reddediliyor. Hem toplumsal siyasi vekalet hem dini vekalet. Şimdi vekaletin olmadığı bir düzen düşünün. Biz ne yapıyoruz? 600 tane milletvekili seçiyoruz. Belediye başkanı seçiyoruz. Bizim adımıza hareket ediyorlar. Atanarak veya seçilerek fark etmez. Bizim adımıza iş yapıyorlar. Senin vergilerini kullanıyorlar. Bunlar hepsi vekalet kurumlarıdır. Vekaletin olmadığını düşünün. Plan için. Yani işlerimizi kendimiz direkt yürütüyoruz. Araya vekalet falan koymaya gerek yok. Ben kendi işimi burada yürütüyorum. Birini seçip de Ankara'ya götürmeme gerek yok. O kadar yetkiyi Ankara'ya vermeye de gerek yok. Onları ben, sen bana devlet, ben burada kendi işimi kendim görürüm. Dediğin zaman ne olmuş oluyor? Aradaki vekaleti kaldırdığın zaman o sömürücü sınıf yok oluyor. Giderek devletin kendisi de yok oluyor. Çünkü devlet de bir vekalet kurumudur. Aynı zamanda bir vesayet ve velayet kurumudur. Yani halkı koruma, kollama, onlara doğruyu ve yanlışı söyleme ve onlara vekil olma. Onlar adına konuşma. Birisi size vekil olduğu zaman sizin özgürlüğünüz de ortadan kalkıyor. Diyor ki senin adına ben konuşurum, sen sus diyor. Ve senin adına konuşuyor. Halbuki ben direkt ben kendim konuşmalıyım. Kimse bana vekil olmamalı. Bak, asıl özgürlük vekaletin olmamasıdır. Vesayet ve velayet senin üstünden kalktığı an işte Kur'an diyor ki Allah'a tevekkül edin. Vasi de veli de Allah'tır. Ondan başka bir vasi, yani koruyucu, kollayıcı, sizin üzerinizde bir yönetici, vekil kabul etmeyin. Bir tek Allah yeter. Şimdi Kur'an'ın nasıl bir insan tipi yetiştirmeye çalıştığını görün. Kur'an-ı Kerim diyor ki bu kitap insanı rüşte ulaştırır. Rüşt, vekili, vasisi ve velisi olmayan, kendi aklı olgunluğuna ulaşmış olan kişi demektir. Reşit olmak diyoruz ya, rüşt, reşit. Reşit olmayan ne olur? Velisi olur. Reşit olduğu zaman artık sana veliye gerek yok. Yani bu kendi kendini idare edebilir artık. Bak, veli kavramı orada da kullanıyoruz. Eğer halk reşitse onu yönetecek bir devlete, yöneticiye, milletvekilinden valiye, başbakana, cumhurbaşkanına falan gerek yoktur. Çünkü rüşt, raşit kendi kendini kanıtlamış. İnsanlara biat etmeyen, ölülerden medet ummayan, kimseye vekaletini vermeyen, aklını kimseye kiraya vermeyen, kendi rüştüne, kendi olgunluğuna ulaşmış insanlar yetiştirmektir bu kitabın amacı diyor. Her bir Müslümanın tek başına böyle olmasını istiyor. Ve böyle olan insanlar yetiştiği zaman artık o insanların başka bir vekalete de, başka bir velayete de ihtiyacı kalmayacak. O nedenle diyor ki inni tevekkeltü alallah ve Rabbi ve Rabbikum, benim Rabbim sizin de Rabbinizdir. Ma min dabbetin illa huve ahidun bin nasiyetteha. Ve hiçbir canlı yoktur ki onun perçeminden tutulmuş olmasın. Yani ma min dabbetin, hiçbir dabbe burada canlı demek. Yeryüzünde yaşayan, kımıldayan, hareket eden, karıncadan tut insana kadar hepsi kımıldamak anlamına geliyor dabbe. Kımıldayan canlı demektir. Canlı türü demektir. Hiçbir canlı türü, hiçbir canlı yoktur ki illa ancak hüve o ahidun tutsun bir nasiyeteha, perçeminden. Bu Araplar arasında bir deyim olarak kullanılıyor. Yani yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki ipi Allah'ın elinde olmasın. Allah onun perçeminden tutmuş olmasın. Yani diyelim Allah'ın verdiği havayı soruyoruz değil mi şu anda? Yani şöyle burnunu tıkasan 6 dakika, fazla değil 6 dakika küt gidiyorsun. Veya şuradan şöyle ince bir ip taksan şeyin üstünden, şuradan böyle bir sıktığın zaman küt gidiyorsun, böyle soluk alıp veremediğin zaman birkaç saniye küt gidiyorsun. Yarattığı sudan 12 gün içmesen, topraktan 60 gün, 72 işte açlık grevi yapıyorlar şimdi, 72 günü geçti ama onlar böyle bazen şekerli şey, su falan şey olmuş, biraz uzayabiliyor. Ama saf ve katı bir açlık grevi 70 gün bile sürmüyor. Yani havayla, suyla ve toprakla ilişiğin kestiği zaman gidiyorsun. Hepimizin ipi onun elinde yani. Kendi kendimizi yaşatmamız mümkün değil. Havayı yaratamayız, suyu yaratamayız. Yeniden mide yapamayız. Fabrikada kol yaratamayız, beyin yaratamayız. Makine parçası değiştirir gibi götürür, benim şu mideyi değiştir, yenisini diyemeyiz. İpimiz onun elinde. Perçemimizden tutmuş vaziyette, onu diyor. Boş yere diyor, böyle kibirlenmeyin diyor yani. Her şey sizin elinizdeymiş gibi hareket etmeyin, bir gerçeği görün. Gerçeği görmek ne demek? Bu dünyanın sahibi ben değilim. Ben bu dünyanın bir mensubuyum. Ve her şey benim elimde değil. Bir sonum var. Gücümün sonu var, aklımın sonu var, yemenin sonu var, içmenin sonu var. Mümkün değil yani. Böyle her yere hükmetmek falan mümkün değil. Bu insanı biraz böyle tevazuya çağıran bir şeydir. İnne Rabbi, muhakkak ki benim Rabbim ala sırat-ı mustakim, sırat-ı mustakim üzeredir. Bakın, inne Rabbi, muhakkak ki benim Rabbim, ben değil, benim Rabbim, Rabbi, benim Rabbim ala sırat-ın mustakim, dost doğru yol üzeredir. Bu sırat-ı mustakim, doğruluk ve dürüstlük üzeredir. Kim? Benim Rabbim diyor. Allah Allah. Oysa bizim bildiğimiz insanlar doğru ve dürüstlük yolunda olurlar. Allah'ın doğruluk ve dürüstlük yolunda olması ne demek? Allah'ın sırat-ı mustakimde olması ne demek? Bu çok ilginç bir şeydir arkadaşlar. Şimdi Kur'an'a göre Allah ilkeli bir Allah'tır. Allah'ın da uyduğu ilkeler vardır. Bırakın insanları, bırakın peygamberleri. Peygamberler kafasına göre hareket edemez. Peygamberin şahsına biat olmaz. Marufta biat olur. Yani iyi ve güzel olanda, doğru olanda biat ederiz. İyiden güzelden, doğrudan, adaletten saptığın an sana itaat etmeyiz. Şimdi senin etine, kemine, boyuna, bosuna biat ediyor değiliz. İş bölümü var. İş bölümünde sana bu görev veriyoruz. Bu görevde yaptığın işlere sana uyacağız. Allah bile ilkel. Bakın, sırat-ı mustakimle kendini ilkelendirdi. Kendisine sırat-ı mustakim diye bir ilke koydu. Benim Rabbim sırat-ı mustakim üzeredir diyor. Bırakın sizi, benim Rabbim de sırat-ı mustakim üzeredir. O zaman Allah bizi sırat-ı mustakime çağırdığı zaman nereye çağırmış oluyor? Kendine çağırmış olmuyor. Kendisinin de uyduğu sırat-ı mustakime çağırmış oluyor. İlkeye çağırıyor yani. Diyor ki ben doğruluk ve dürüstlük yolundayım. Gelin beraber yürüyelim. Siz de doğru ve dürüst olun. Çünkü ben de doğru ve dürüstlüğe uyuyorum. O zaman sırat-ı mustakime uyduğuna göre Allah. Demek Allah'ı da sınırlandıran, Allah'ın da bağlı olduğu ilkeler var. Mesela adalet de bunlardan bir başkası. Çünkü başka bir ayet diyor ki Allah el-adıldır. Başka bir ayet diyor ki Allah Rahman'dır. Yani sevgi ve merhametin kendisidir. Başka bir yere diyor ki el-hak'tır. Gerçek ve adaletin ta kendisidir. Hak, Rahman, el-adıl, sırat-ı mustakimle sınırlı olmak. Kendisine rahmeti yazdı. Allah kendisine rahmeti yazmıştır. Yani rahmeti kendisine ilke olarak koymuştur ve onun dışına çıkmayacaktır. O zaman Allah'ın kudreti ilkelerle sınırlandırılmış oluyor. Eğer Allah mutlak kudret sahibi ise, kadiri mutlak ise, yani gücünün karşısında durulamaz ise, o dahi gücünü adaletle, doğrulukla, dürüstle, sevgiyle ve merhametle sınırlandırıyor. Bu değerlere aykırı olarak bu gücü asla kullanmayacağım diyor. Buna Mutezile kelamında aslah doktrini denir. Yani adalet, doğruluk ve dürüstlük Allah üzerine vaciptir derler. Ve bu tür ayetlere dayanarak bunu söylerler. Yani bu şu demektir. Adalet tabiri caizse Allah'tan bile üstündür. Çünkü aslında Allah dediğimiz şey, Tanrı dediğimiz şey adaletin kendisi oluyor. Yani Rab dediğin, Allah dediğin şey de bu adalete uymak zorunda. Ve adalete aykırı emirler göndermemek zorunda. Mesela adalete aykırı bir emir görürseniz bil ki o Allah'tan değildir. Çünkü Allah adaletten aykırı bir iş yapmaz. O da adalete uyuyor çünkü. Doğruluğa, dürüstlüğe aykırı bir emir duyarsanız, ayet duyarsanız bilin ki o Allah'tan değildir. Çünkü o da sırat-ı mustakime uyacağını söylüyor çünkü. O zaman ilkelere uymak arkadaşlar esas oluyor. Mesela bu öyle bir şey ki ortaya çıktığında Ebu Bekir ona diyor ki o söylüyorsa doğrudur diyor. O söylüyorsa doğrudur. Bak doğruluk. Sıddık. Ebu Bekir'e Sıddık denmesinin sebebi doğru olmasın. Şimdi Ebu Bekir de daha peygamber gelmeden önce doğruluk, sadakat, sıdk diye bir değer var. Peygamber çıktığını ortaya çıktığını görünce, peygamberi dinleyince diyor ki bu adam doğru bir adamdır. Ve bu adamın şu ana kadar yalan söylediği de görülmemiştir. Ben görmedim 40 yıldır bu adamın yalan söylediğini görmedim. Ve çıktı şimdi peygamber olduğunu söylüyor. Allah'ın kendisine vahyettiğini ve bu sözleri Allah'tan getirdiğini söylüyorsa bu adam doğrudur diyor. Yani gelen teklifi kendinde zaten daha önce var olan bir ilkeye uğrarak onunla test ediyor. Peygamberden önce var onda öyle bir değer. Doğruluk diye bir değer var. Allah'ın sözlerine baktığın zaman onları da adalete, doğruluğa göre test ediyor. Mesela Allah dese ki annelerinizle evlenebilirsiniz. Toplum bunu anında reddeder. Çünkü bu doğruluğa, sırat-ı müstakime, adalete, fıtrata uygun bir şey değildir. Bu emir reddedilir. İsterse Muhammed olsun, isterse bunu Allah söylesin. Allah'ın söyledikleri reddedilir mi? Evet, reddedilir. Niye? Sırat-ı müstakime uymayan hiçbir emir kabul edilmez. Çünkü kendisinin sırat-ı müstakim üzere olduğunu söylüyor. İşte ha burada. 56. ayette. Hud suresi 56. ayet. Allah sırat-ı müstakim üzeredir. Bakın bu müthiş bir şeydir. Bırakın Muhammed'e biat etmeyi. Allah olduğu için kadir-i mutlak, güç sahibi, karşı konulmaz bir güç sahibi olduğu için bile biat edilmez. Adalete, rahmete, sırat-ı müstakime uyduğu sürece biat edilir. Yani Müslüman ilkelere uyar. İlkelere uyar. Şimdi burada tam anlamıyla özgür insan ortaya çıkıyor. Hani bugün Adalet Bakanı bir şey söylüyor. Sen buna uymuyorsan biz nasıl uymamızı istiyoruz diye konuşabiliyoruz oraya. Allah da sırat-ı müstakime uymadığı zaman bizden nasıl bunu ister diye diyebilmeliyiz. Evet, şimdi oradan şuraya geliyoruz. Aynesi iştir kişinin lafına bakılmaz. Amele geliyoruz yine. Yani bir kişinin söylediği mi önemlidir, yaptığı mı önemlidir? Yaptığı önemlidir. Söylediğini yaptığına göre denir, ölçeriz. Yaptığını söylediğine göre değil. Söylem ne? Laftır yani. Herkes güzel güzel konuşabilir. Ne yapıyor? Asıl ona bak. Ve kendisi yaptığına aykırı bir şey söylememelidir. Ve kendi söylediğini önce kendisi yapmalıdır. Öyle ele verir talkını, kendi yutar salkımı olduğu zaman olmaz. Bize bir aynı zamanda ölçü de veriyor, dikkat ederseniz. Diyor ki insanların laflarına bakmayın kardeşim. Sırat-ı müstakim üzere olup olmadığına bakın. Hatta benim laflarıma da bakmayın. Benim sırat-ı müstakim üzere olup olmadığıma bakın. Peygamberin laflarına da bakmayın. Onun da sırat-ı müstakim üzerinde olup olmadığına bakın. Bunlardan bazı ölçüleri de yukarıda vermişti. Neyine bakacağız? Maddi bir ücret istiyor mu istemiyor mu? Buna bakacağız. Yukarıda gördünüz. 3 tane ya kavmi dedi. Birinde söylemin ana esaslarını söyledi. İkincisi de neyle test edeceğimizi gösterdi. Maddi bir ücret istemiyorum dedi. Hocam günde 5 vakit namaz kılan Ferguson en az 40 defa sırat-ı müstakim diyor. Bizi sırat-ı müstakimle yürüt diyor. Yani kendisi sırat-ı müstakimle yürüyen bir Allah'tan bizi de sırat-ı müstakimle yürüt diyoruz. Şunu demiyoruz. Şunu demiş oluyoruz. Seninle beraber biz de yürüyelim o yolda. Çünkü kendisi o yolda yürüyor ya. Bize de gelin beraber yürüyelim diyor. Yani ben uymadığım bir şeye sizi çağırmıyorum. Benim zaten üzerine olduğum şeyi çağırıyorum. Şimdi asıl gerçek ahlak çağrısı tam da bu. Bir ahlakçılık var. Bir de ahlaki çağrı var. Ahlaki çağrı kişinin yaptığı şeye insanları çağırmasıdır. Ahlakçılık yapmadığı halde lafla söylediği şeylere insanları çağırmasıdır. Ey millet, dürüst olun. Kendisi her türlü yalanı söylüyor. Bu ahlakçılık. Ey millet, benim gibi dürüst olun. Bak ben bunu yapıyorum, siz de benim yaptığımı yapın. Dediği zaman işte tam bu ahlaki çağrı kişinin insanları yaptığı şeye, zaten üzerinde olduğu şeye çağırmasıdır. Burada tam bunu görüyoruz. Bu ilkeyi veriyor bize. Evet, şimdi 2 sorudan giriş yaptık. Devam edelim sorulara. Burada bitiriyorum. Şimdi bir duyuru var. Yerli sofraları, şimdi arada gidenler oluyor. Onlar da gitmeden söyleyeyim. Galatasaray Lisesi'nin önünde arkadaşlar saat 20'de yerli sofraları ilki başlıyor. Bu yıl cumartesi günü saat 20'de Galatasaray Lisesi'nin önünde bu derse katılanları orada tam kadro göreceğim, ona göre. Yoklama yapacağım bak. Yoklama yapacağım orada, ona göre. Herkes tam kadro. Hatta herkes yiyeceğini getirecek. Sponsorsuz, ziyaretçisiz, yanınızda getireceksiniz. Arkadaşlarınızı, çoluğunuzu, çocuğunuzu, her bir şeyinizi getirebilirsiniz. Herkes üçer beşer kişi getirsin. Herkese söyleyin. Bu yeryüzü sofralarına bütün Ramazan boyunca devam edeceğiz. Bu ne? Engellenme. Ha? Hesabının doğum günü pastasını keseceğiz de. Şimdi mi? Evet. Ha, yukarıda da şeyler neydi? Doktor Bey. Doktor Bey. Yukarıda doğum günü pastası var. Bugün bir yarım saat geç gidin. Yukarıya çıkın. Yukarıya çıkın, geç gidersiniz. Bir katı mı yukarıdaki şey ya? Evet. Allah Allah. Kombine, onlar kombine ya. Evet. 2 yıllık şeyleri peşin. Evet, devam ediyoruz. Süryani Hristiyan arkadaşım. Süryani. Hristiyan arkadaşım. Hazreti Muhammed'i Yahudiler öyle çıkarttılar dedi. Yani Yahudilerin uygulaması. Bunlar ne cevaplar? Ne cevaplar? Ya bunlar deniz saçması iddialar. Aynı geçen haftalarda bu Atatürk hakkında söylenen Rıza Nur'un lafları gibi. Bunlar yıllardır söyleniyor. Şimdi böyle Yahudiler ortaya çıkardıysa, madem öyle onların mantığından gidelim. Yahudileri yerden yine vuruyor. Yani Yahudileri en çok eleştirilen kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Yahudi din adamlarını, Yahudi alimlerini yerden yere vuruyor. İsa'yı astıkları halde İncil'de bile Yahudileri o kadar eleştiren ayet yok. Ama Kur'an-ı Kerim'de benim bir yazım var. Kur'an'da din adamı eleştirileri diye. Onu okuyunuz. Hangi kitapta makale bilmiyorum ama internet sitesinde var. Oradan okuyabilirsiniz. Orada tam bu konuyu işliyorum. Kur'an'da Yahudi din adamlarının eleştirileri. Kur'an-ı Kerim yeryüzünde en çok din adamı eleştirisi yapan kitap Kur'an'dır. Din adamlarına ateş püskürür. Ateş püskürüyor. Onları her türlü şeye benzetiyor. Çünkü din adamlarına tepki olarak doğmuş bir kitap. Peygamberin kendisinden bir din adamı değil. O zaman mantıken sorması lazım. Madem bunu Yahudiler ortaya çıkardı, o zaman Yahudileri niye eleştiriyor? Yahudilerin bütün itibarını, bütün karizmasını ve bütün dini meşruiyetini çökertiyor. Yani bir iki yerde onları alemlere faziletli kıldık diyor ama orada Kur'an'ın mantığı gereğince bir soy, ya işte İsrail soyu diğerine üstün kılındık anlamına değildir. Yani Musa'nın peşine takılıp ona beraber yürüdükleri, ona beraber Firavun'a karşı çıktıkları kısa bir dönem onlar o yaptıkları hareketten dolayı diğer insanlardan daha faziletli olmuşlardır. Doğru. Ama onu terk ettikleri an o da diğerleri gibi olmuştur. Burada Kur'an'ın övdüğü şey kavim değildir. Lanet dediği şey de soy değildir, aşiret değildir, kavim değildir. Kur'an'ın övdüğü veya yerdiği şey tamamen davranışlardır. Mesela biz bir dönem faziletli, erdemli, yüksek dereceli işler yaparsak diğer insanlardan üstün oluruz. O davranışlarımızda. Ama davranışları terk ederek tam tersini yapmaya başlarsan bundan daha aşağı gidersin. Dolayısıyla yükselten, toplulukları yükselten veya alçaltan davranışlarıdır. Kanları değil, kemikleri değil. Biraz önceki ayetlerde bu mevzu geçti. Siz Allah'a itaat ederseniz sizi yüceltir gibi. Evet, evet aynen doğru. İşte Allah'a itaat ederseniz sizin kuvvetinizi artırır. Sizi yüceltir. Derken kastettiği şey maddi kuvvet değil, maddi kudret değil. Yani bir insan toplumda nasıl sevilir? Bir insan nasıl insanlar tarafından takdir görür? Bir insanı herkesin sevmesi zaten mümkün değil. Zaten herkes seviyorsa o bir çizgiyi takip etmiyor demektir. Bir çizgiyi takip eden insanların ölümüne sevenleri ve ölümüne düşmanları oluşur. Kaçınılmazdır yani bu. Eğer bütün insanlar bir insanı %100 sevecek olsaydı Peygamber Muhammed'i bütün toplumun sevmesi gerekirdi. Halbuki dünyanın en azılı düşmanları onu öldürecek kadar. Bizatihi Peygamber'in amcasından tutun da Mekke'nin ileri gelenleri menfaatleri zedelerin için onlara düşman olmuşlar. Şimdi bu Hud'a karşı çıkan toplumun ileri gelenleri de böyle. Bir yerde konuşmaya başladığınız zaman arkadaşlar bakıyorsunuz, ben de senin gibi düşünüyorum diyen insanlar ortaya çıkıyor. Tam benim duygularımın tercümanı oluyorsun diyenler ortaya çıkıyor. Ama bu fikirler çok tehlikeli. Yani senin yok olman lazım bir an önce diyenler de ortaya çıkıyor. Bu fikirlerin yok olması için ve bu fikirlerin yayılmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım diyenler de ortaya çıkıyor. Bu Hazreti Ali de böyledir. Peygamber de böyledir. Bütün büyük kişiler böyledir yani. Bir çizgiyi ısrarla takip ederseniz dostunuz ve düşmanınız oluşur. Bundan kaçamazsınız, kurtulamazsınız. Şu halde insanların ne dediğine bakmak lazım bir noktadan sonra. Bazı noktalarda insan faziletleriyle yükselir, bazılarında da düşer. Yahudi kabilelerinden 3 tanesi anlaşmalarını ihlal ettikleri için Medine'den sürüldüler. Çünkü anlaşma imzalanmıştı. Buna rağmen düşmanla işbirliği yapıp Müslümanlar arkadan vurup Muhammed'i ve ona uyanların hepsini kılıçtan geçirmeyi planladılar. Bu planlar ifşa oldu. Gizli anlaşmaları ortaya çıktı. Bunun üzerine Peygamber onlara dedi ki ileri gelenlerden 3 tanesini kendi hakemlerinin şeyinde idam ettirdi. Bunu işte 600 tane Yahudi'yi kesti falan diye katliama dönüştürdüler. Abarttılar yani. O kadar değil. Zenginlerinin mallarını müsaade edip yoksullara vereceğini söyledi. Ve isterlerse de Medine'yi terk edeceklerini, terk edebileceklerini. Çünkü anlaşıldı ki biz sizinle beraber bir yerde yaşayamayacağız yani. Çünkü biz arkadan vuruyorsunuz. Hendek Savaşı'nda gidiyorlar müşriklere, diyorlar ki siz önden saldırın. Onlar Hendek'te uğraşırken biz de arkadan onların evlerini basalım. Karılarını, çocuklarını öldürelim. Siz de önden onların hepsini öldürün, Hendek'e doldurun. Böylelikle bu işten kurtulan, bu plan ortaya çıkınca üstelik de anlaşma imzalamışlar Medine Sözleşmesi'nde. Medine'yi beraber savunacağız filan diye söz vermişler. Bunu bile bile haber vermeden nasılsa kazanacağız zaferi diye anlaşma imzalamışlar. O anlaşmayı imzalayanlar ortaya çıkardı. O anlaşmanın altına imza atan ileri gelenlerden 3 tanesini kendi hakemlerine, kendileri sizin dedi yasalarınıza göre bunlara ne yapmamız lazım? Hadi bunlar diğerlerini kışkırtmış, onlara bir şey demiyorum ama bu ileri gelenler, bunlara ne yapmamız lazım? İdam dediler, bunun cezası bizde idam, o zaman onları idam ettirdi. 3 kişi. Ama bu çıktı 900'e. Yani bunu hemen öyle abarttılar, şey yaptılar, iftira dönüştü ama bizim Turan Dursun da almış bunu mübarek. Din Bu adlı kitabında yazmış, diyor ki Muhammed 900 tane, 960 tane Yahudi, Beni Kurayza, Yahudi ileri giren erkeğini kafasını kesti. Yanında da Hazreti Ali zülfikarıyla duruyordu. Böyle vurdu boynunu, açtı, kuyulara doldurdu. Öğlene doğru çok sıcak oldu. Ali biraz ara verelim dedi. O da ara verdiler. Ali de zülfikarının şeyini öyle temizledi, sildi. İyice parlattıktan sonra ikindi şeyle beraber, seriniyle beraber tekrar başladı. 960 tane Yahudi böyle kesmiş. Medine'nin çukurlarına doldurmuş. Sonra Yahudiler kabilesine en ileri gelen adamın kızıyla adamın karısıyla kendisini öldürüp kızıyla, kabilelerin ileri gelen kızıyla kadın aybaşı halinde olduğu halde oraya doldurduğu çukurların yanına kurdurduğu çadırda kadınla yattı yazıyor. Turan Dursun bunu yazmış. İlhan-ı Arsel yazmış. Böyle bir tayfa var. Bütün bu sol kültür bunlarla beslenmişler. Ayıcı olmuşlar böyle. Dine karşı bir öfkeyle dolmuşlar. Onlarla çok uğraşıyorum ben. Beni bayağı uğraştırıyor onlar. Ben bir yerde konferans veriyorum. Bir tanesi kalktı böyle, bu aydınlıkçı grubuna falan mensup. Kaynak yayınlarından çıkıyor ya, Turan Dursun kitabı falan. Mübarek de olmuş orada iyice bir şeyle. Bunları okumuş yani, ben ona bir şey demiyorum. Çünkü bunu kim okusa ateş püskürür yani. Böyle peygamber mi olur ya? Şimdi adam o gözle okumuş. Ben de gidiyorum karşısına peygamber anlatıyorum. Adam bana o gözle bakıyor. Yani adam çıkmış karşımda 900 tane Yahudi'yi kesen, Medine'nin çukurlarına dolduran, kavimlerin ileri geleniyle de kızıyla da kadın aybaşı olduğu halde eşliği çukurların yanına çadır kurup geceleyin önünde onunla yatan, kapısına da nöbetçileri bekleten adamı anlatıyor diye görüyor beni. Adam dinledi. Elinde oturuyordu. Ama böyle burnundan soruyor böyle, duramıyor. Bu adam bir şey yapacak ama dur bakayım ha dedim. Dedim bunda bir şey var dedim. Bu da bu Turan Dursun zokasını yemişlerden birine benziyor ama hemen anlıyorum onları çünkü. Hiç uzlaşmıyorlar yani. Öfkeyle dolular ve hiç araştırmamışlar. Tek yanına okuyup zokan yemişler. Dedim bu ona böyle dur bakalım. Aklımdan da geçti aslında. Parmak kaldırdı. Aa, macera başlıyor dedim. Buyur dedim. Adam ayağa kalktı. Böyle önce yavaştan böyle bir demokrat pozları büründü. Böyle işte biz teknolojiye saygılıyız bilmem ne falan giderek böyle dozajını yükseltti. Sen dedi Medine'nin çukurlarında deyince ben aha dedim. Tam ben geldim. Medine'nin çukurlarına dedi 960 tane sahabeyi Yahudi kesmiş dedi. İleri gelenlerin babasını öldürmüş. Kadınlar dedi çukurun yanında dedi çadır kurdurmuş, kapısına da nöbetçi dikmiş, kendisi de orada kadınla beraber yatmış dedi. Sen gelmiş bu adam bize anlatıyorsun. Yok böyle bir şey dedi. Elindeki Kur'an-ı Kerim yüzüme fırlattı. Barbar bağırıyor. Ben de böyle dinliyorum. Birazdan sakinleşecek. Herkes böyle dondu salon. Hemen yanına gel, ne yapıyorsun ya sen falan, ayıptır. Bırakın beni dedi ya, böyle şey mi olur? Gerçekleri anlat hoca dedi, gerçekleri. Bağırıyor bana. Hakikati haykır diyor, sana bu yakışır diyor. Gerçekleri söylemiyorsun. Gerçekler bunlar falan diyor. Adam neyse biraz sonra sakinleştirdim ki bak senin söylediğin gerçekler değil. Sen zavallı bir Turan Dursun kurbanısın. Turan Dursun da zavallı bir kurban bana göre. Keşke onun zamanında yaşasaydım. Keşke onunla konuşabilseydim. Ama geçti gitti. 92'de falan öldürüldü değil mi o? Arkasından bu Hizbullahçılar, 90'da arkasından Hizbullahçılar yolda yürürken kafasına şey sıktılar. Garibanı öldürdüler. O da müftüydü. Ona da acıyorum yani. Keşke onunla konuşabilseydim bak. Bunların hepsi kurban yani. Hadis kurbanı, uydurma kurbanı. Şimdi ben sana ne diyeyim kardeşim ya, ne diyeyim ya? Niye böyle bağırıyorsun, niye öfkeleniyorsun? Yani sana sadece şunu soracağım. Senin, beni tanıdığın kadarıyla böyle bir peygambere inanman mümkün mü ya? Eğer öyle bir şey varsa seninle beraber ben de haykırarak fırlatarım Kur'an-ı Kerim'i. Götürüyorum Kabe'yle protesto yaparım, Kur'anları yakarım. Bizi kandırdı diye. Yani sen benim böyle bir şey olabileceğimi nasıl düşünürsün? Yani sen orada gerçek o olacak, sen inandığın olacak. Ben de o gerçeğe tam tersine uymayacağım. Olur mu ya böyle bir şey? Ben senin dediğini araştırdım. Ben senin dediğinle 10 yıl boğuştum. Ama sen benim dediğimi yapmıyorsun bak. Ben senin dediğini yaptım ama sen benim dediğimi yapmıyorsun. Ben onları araştırdım. Onların yalan olduğunu ortaya çıkardım kanıtlarıyla. Buna kendimi ikna ettim. İnsanlarla bir sürü yıllarca uğraştım ama sen sadece bir tek kitabı okuyorsun. O kitapla öfkeyle doluyorsun. Çünkü o kitabı okuyup da öfkeyle dolmamak da mümkün değil yani. Bir din düşmanı olmamak, Muhammed düşmanı olmak mümkün değil o kitaplarla. Çünkü o da hep tek yanlı okumuş. Tek yanlı okumuş, basmış şeyi, bir de öfkesi var. Ön yargısı falan da var. Dolayısıyla bunu İyi araştırman lazım. Sen yaptığın bu şey ilk defa yanlış. Şimdi o zaman gidelim. Bak aynı şey tam tersine şimdi hani Atatürk'ü falan şey yapıyorlar ya. Al Rıza Nur'un kitabını al. Hatıralarım, hatırat kitabını. Ben küçükken onu da okudum. Ben onu da boğuştum. Hep boğuşmayla geçiyor ömrümüz. onun ön yargılarına karşı nasıl da boğuştum. Nasıl boğuştum? Ya küçük ortaokulda okuyan şeylersin, çocuklarsın, bir tarikat toplantısına gidiyorsun. Dini cemaatlerde büyüdük biz. Adam Rıza Nur'un kitabından başka anlattığı bir şey yok. Şu ana kadar Türkiye'de İslamcılar Rıza Nur'un kitabını aşan bir eleştiri, bir takdir, bir analiz ortaya koyamadılar Cumhuriyet ve Atatürk'le ilgili. Sol çevrelerde Turan Dursun'un ön yargıları dışında ortaya bir analiz, bir İslamiyet değerlendirmesi koyamadılar. Her iki tarafta sadece saçma sapan bir dolduruşa geliyor ya. Akıl değil mi hocam? Evet. Şimdi bakıyorum, adam böyle şeyler söylüyor ki Allah Allah, ona düşman olmak mümkün değil yani. Diyor ki Atatürk'ün annesi genel evinde çalışıyordu. Atatürk'ün babası belli değildi diyor. Çünkü genel evinden. Babası kim belli olmaz tabii ki. Bunları söylüyor. 19 tane ayrı kadını vardı diyor. Hiçbiriyle evli değildi diyor. Kendi küçük şeyiyle evlattığı kadınla zaten yatıyordu, kalkıyordu diyor. Sabah akşam içki içiyordu diyor. Sarhoşun tekiydi diyor. Masondu diyor. İngiliz ajanıydı diyor. Talimatla hareket ediyordu diyor. Türk milletini yıkmak, kültürünü devirmek, İslam medeniyetini çökertmek bilmem ne falan için özel olarak görevlendirilmişti diyor. Ama hiç düşünmüyorum. Ya bu bütün bunları ha bütün Ensar Vakfı'ndaki olay da yani rahmetli Atatürk yaptı. Ha o oraya da gider yani iş. Şimdi bak bu hiçbirinin aslı yok ki bunların ya. Adam deli saçması zaten o Rıza Nur'un kitabı kendisinin de kendisi hakkında da psikolojik şeyler var ya, sorunları var. 1900 adam Arnavut, Atatürk Nutuk'ta bu adam Arnavutları kışkırtarak bize karşı hainlik yaptı deyince buna kafasını tasa atıyor. 29 yılında bu hatıratını yayınlıyor. Öfkeyle veryansın ediyor. Sonra yurt dışına çıkıyor. Kaçıyor yani. O İzmir suikastından sonra beni de yakalarlar diye. Fransa'ya kaçıyor. Fransa'da Fransa kütüphanesine ve İngiliz British müzesine kitabı noter tasdikli olarak teslim ediyor. Bu kitabı diyor 1960 yılından sonra yayınlayın diyor. 1938 yılı oluyor. Atatürk ölüyor. Sonra ondan sonra Türkiye'ye dönüyor. 1942 yılı oluyor. Kendisi ölüyor. Tek parti dönemi bitiyor. 1950 çok parti dönemine geçiliyor. 10 sene daha geçiyor. 1960 27 Mayıs darbesi oluyor. 8 sene daha geçiyor. 1968 yılında bu Kadir Mısıroğlu bir festival ya. O bu kitabı yayınlıyor. 68 yılında. Ortada anlattığı dönemle ilgili hiç kimse yok. Ne Atatürk var, ne kendisi var. Şimdi düşünsenize. Birisi bir kitap yazıyor, diğeri benim hakkımda her şeyi söylüyor. Bunu diyor 2050 yılından sonra yayınlayın diyor. Siz ölüyorsunuz, ben ölüyorum, kendisi ölüyor. 2050 yılından sonra gelenler, aa bir de bakıyor ki beni nasıl tanıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Bu bilimsel midir ya? Böyle bir Allah'tan korkmazlık olur mu ya? Çünkü bütün tanıklar, bütün şahitler ölmüş oluyor. Kendisi de ölüyor üstelik. Üstelik kitapta da şey yazıyor. Atatürk'e mesela eşcinsel diyor. Askerlerle yatıp kalkıyoruz diyor. Kendisi de diyor ki karavol bokunda diyor bir subay çocuk var diyor. O çok hoşuma gidiyordu aslında diyor. Onu hiç unutamıyorum falan diyor. Kendisi de sanki anlattıkları İngilizlere götürüyor şeyi. Kitabı da İngilizlere götürüyor hani. İngilizlere götürüyor. Hem ona İngilizler götürüyor, kendisi oraya götürüyor. Ya bak benim yandığım ne biliyor musun? Türkiye'deki İslamcı hareket eğer kardeşim Cumhuriyet eleştirisi yapacaksan Atatürk'ü eleştireceksen ki eleştirilemez değildir, eleştirilmelidir de. İlerlemesi için eleştirilmesi kaçınılmazdır. Bir analiz yani bu yakın dönemi analizde bir tek yazı yok ya. Bunun dışında hiçbir şey yok ya. Bu adamın kitapları dışında ya koskoca bir sol dünyada şu Hikmet Kıvılcımlı da olmasa onun dışında Doktor Hikmet Kıvılcım'ın dışında şu sol dünyada Turan Dursun'u aşan bir tek analiz, bir tek yorum görmedim ya. Nereye gitsem bunu söylüyorlar. Muhammed'in karıları yaşında. 9 yaşında Ayşe ile evlendi. Yahudilerden 600 kişinin kafasını kesti. Kabileleri haraca bağladı. Çadırın içerisinde yanına gelip giden kadınlarla yattı kalktı. Yani bütün bu hikaye bu ya. Böyle bir şey olur mu kardeşim? Bu basbayağı belden aşağı kaba ama aynı Rıza Nur'un saçmaları gibi böyle saçma sapan iddialar. Hocam kendini ifade ediyor o adam. Başkasını değil mi? Evet. Hocam bir de bu teke ve zaviyelerin kapatılmasıyla ilgili, Atatürk'le ilgili bir durum var. Mesela o dönemde bu Ensar Vakfı'nda benzer olayı gerçekleştiren bazı tekeler varmış. Bazı tekelerde hatta kabaca bir söz, Hacı bulur Mekke'de, yani bir söze bile konu olmuş bir durum var. Bir gerçek, bir realite var. Şimdi bu durum olunca mesela diyelim ki 20 tane tekkeden 1-2 tanesinde böyle bir durum oluyor. Ama 18 tekkede bu duruma bir itirazları yok. Yani pratikte buna bir karşı koyma, bunu böyle bir şey yapma şeklinde bir durum yok. Mesela Atatürk bana göre yani hani diyorlar ya camilere at bağlamış, oysa bu böyle tekkelere, yani bu fiilin işlediği tekkelere böyle fiil yapılacağına orada atların bağlanması, yani mesela ne yapıyorlar? Bunu da bir de abartılı bir şekilde Atatürk camileri ahıra çevirmiş. Böyle bir şey yok. Ben gidiyorum okuyorum. Demokrat Parti döneminde camiye çevrilen mesela Yedikule'de bazı tekkeler var. Tabii canım, Vatan Caddesi'nin üstü cami var. Hepsi yıkılıyor. Evet. Yani bazı tekkeler var. Orada yani halk evi olarak kullanıldığı, daha sonradan tekkeymiş daha önce. Yani umuma açık bir yer değil. Sadece bir tarikatın gittiği, geldiği bir yer. Kulüp gibi bir yer. Daha sonradan orayı halk evine çevirmiş. Bütün halka açmış. Yani umuma açık bir durum haline getirmiş. Yani o tür olaylar oluyormuş. Ama ne yapıyor? Onların ekmeği kesildiği için, o tekelerde o fiili yapanların ekmeği kesildiği için Atatürk'le ilgili, ya bizim elimizde bu kadar yetki olsa, yani hayal güçleri çok yüksek, Atatürk'e bütün bu işleri yüklemişler. O böyle yapıyordu, şöyle yapıyordu. Yani ondan başka bir şey değil yani. Evet.